Bismillahirrahmanirrahim. Auzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Ala resulina Muhammedin salavat. Ekun rabbi auzu bike min hamazati şeyatin ve auzu bike rabbi en yahturun. Sadakallahul azim. 13. lemadan sayfa 82. 10. işaret, çok ilginç bir yer. Kim yapabilecek miyiz dersini? İblisin en iyi bir desisesi. İblisin. İblis. Şeytan. Evet, öyle diyor. Şeytan iblisten de diyor. Mealen. Ayette. En iyi desisesi neymiş? Çok ilginç bir desise. Tuzağı yani. Kendini kendine tabi olanları inkar ettirmektir. Yani insanın dimağında 7 mertebe var şu kafada. Onun bir bölgesine serbest bölge deniliyor. Serbest, psikolojinin temel yapısını anlatıyorum şimdi. Ruhiyat noktasında psikoloji. Hastanelerdeki psikoloji bedensel salgılamalarda bezlerin aktifliğinden üreme olur, mutluluk bezi olur, salgılama bezi olur vesaire. Bu bedensel çözüm. Mesela diyelim ki serotonin maddesi aktif değilse fazla kendisini mutsuz hisseder insan. Bunu doktor bedeni görüyor. Beden şahit olduğunu, doktor şahit olduğuna ilaç veriyor. Diyor ki, tahlil ediyor, bunun şu maddesi eksik. Ama niye içsiyor bilmez. Mesela şöyle diyeyim. Evde yemeği gördünüz, evde kimse yok. Bakarsınız bu ne yemeği? Patates. Bakın tadı. Tadı şu. Bunu bilir. Herkes biliyor ya. Doktor buraya kadar. Ha, bunu kim yaptı, kime niye yaptı? Niyeti neydi bilinemez. O söylemedikçe. Bu yemeği kim yaptı? Niyeti neydi? Ama kime yaptı? Bu bilinemez Mustafa. Bu zahirde bilinemez. Ama bu ne yemeği? Patates yemeği. İşte köftelerle. İşte ne için? Oran ne? İçindeki kimyasal oranı bulur. Ama kim yaptığını, niçin yaptığını bulamaz. Bedensel hastalıklarda hormonların değişiminden, işte niye değişiyor? Çevre faktörlerinden kaynaklanıyor. Bir. Bedensel zaaflardan kaynaklanıyor. İki. Yemiş olduğumuz gıdalardan kaynaklanıyor. Dördüncüsünü söyleyeceğim, en önemli. Düşüncelerden kaynaklanıyor. Bedensel hormonların değişmesi. 4 tane. Şimdi bu öyle değil. Bu o yemeği kim yaptı? Niye yaptı? Kime yaptı? Onu anlatıyor. Peki nedir o? Çok hoş bir ders. Mesela ben çok sıkıntılarından bundan kurtuluyor. Ben burayı çok meşgul olduğum için kendi ihtiyacım noktasında çok başıma geçen hadiselerde hep bu ölçüyü yapmışım. Sizinle de paylaşmak istiyorum. Şimdi kafada 7 tane sistem var. Sistem. Bunlar tahayyül, tasavvur, akıl, tasdik, izan, iltizam, itikad. Bunu duydunuz da teferruatı uzun. Burada iki tanesine serbest bölge deniliyor. Tahayyül ve tasavvur. Yani hayal ve düşünce. İkisinin bütünlüğüne serbest bölge diyor. Şimdi diyeceğim şu, biliyor musun Mustafa? O serbest bölgeye Allah, melekleri, peygamberler ve türevleri bilgi atıyor. İnsan kendini mutlu hissediyor. İlhamdır bu. Peygamberse vahiydir. Böyle insan sunuat olur, tuluat olur, işaret olur. Yani değişik mertebelerde olur. İnan gelir ya. O serbest bölgeye dahi şeytan, cin, kafir cinler, Müslüman cinler de var. Erva habiseler, ondan bahsedeceğim. Serbest bölgeye bilgi atar. O da atar, o da atar. Bak böyle. Şimdi tehlike şurada. Onun attığı olumsuz düşünce ben iyi değilim.
İnsan zannediyor ki bu benim. Oysa onun fikri. Mesela televizyon senin evinde. Dayı. Televizyonun evinde hayır da çalar, şer de çalar. Bunu bilmeyen 100 sene önceki bir insan gelse senin evine derler değil mi? Derler ki bunun evine neler var neler. O evde olduğunu zanneder. Oysa o kutuya dışarıdan atılıyor. Hem iyi hem kötü atılıyor. Dışarıdan, uydudan atıldığını, uyduyu bilmeyen orada çalıyor işte. O yapmıyor. Ya yapmaz olur mu ya? Nasıl anlatacaksın 100 sene önceki adama? Şimdi o ev kafa. Ev kafa düşünün. Senin evin. 7 tane bölümü var. 7 tane yatak odası, mutfaktır, odalar, çocuk odası, büyük ebeveyn odası, amandır şey. Bir tane salon var. Salonda da televizyon var. O televizyona serbest bölge deniliyor. Buraya uydu atıyor. Malumat atıyor. Bilmeyen der ki bu kendi elinde çalıyor sazı, türkü, zurnayı. Veya kendi Kur'an okuyor. O da var, o da var. O televizyondaki çalma seninle ne kadar alakadarsa, senin ihtiyarın olmadan, düşün, iraden olmadan, meyletmeden aniden gelişen düşünceler, hayaller. Eğer olumsuz seni etkiliyorsa şeytan, cin ve türevlerinden geliyor. İyi bir şey ise ilhamdır, sunuattır, tuluattır, işarattır, umuzattır vesaire. Burada diyor ki şeytanın tuzağı nerede burada? Şimdi sana bir tane fikir attı. Fikir attı. O fikri sen bunu bilmesen içeride kafanda fikir var ya, o ben imal ettim, benim düşüncem zannedersin. Oysa o attı adam. Televizyonda çalan müziği sen ne kadar hakimsin? Sen mi çalıyorsun? Yok. Ona ne kadar hakimsin? Hakim değilsin. İçinde ne çalacak? İşte dimağın da bir serbest bölgesinde korku yatar. Daha çok kadınlarda felsefede uydurukçasıyla kaygı, bizde korku, endişe. Atar oraya. İyi değilim. İyi değilim. Bu seninle alakası yok. Diyor ki Bediüzzaman Hazretleri'ne, şeytanın yani iblisin en mühim desisesi kendini kendisine tabi olanlara ikar ettirmektir. Oraya attı mı? Onun olup olmadığını nereden bileceksin? Kendine tabi olanlar var ya şeytana, şeytanın sözünü kendi sözünü zanneder. Şeytana tabi olmayanlar ruh mukabele eder. Senin haberin olmadan ruh mukabele eder. O da vurur. Sende sıkıntı olarak gözükür. Sıkıntı. Öf. Kaps. Bu ne demek? Ruh sana sinyal veriyor. Benzin bitti. Hararet arttı arabada. Sana sinyal şunu veriyor. Git Kur'an oku. Evradını oku. Risale oku veya müsbet insanlarla oturup sohbet et. Resulullah'ta da oluyordu. Bir sıkıntısı vardı, hanımıyla sohbet ederek götürüyordu. Başka bir sıkıntı çeşidi vardı, Bilal Habeşi'ye ezan okutturuyordu. Başka bir sıkıntı çeşidi vardı, Ebu Said-i Hudri radıyallahu anh'a Kur'an okutturuyordu. Başka bir sıkıntısı vardı ki çok önemli, şu anda yapıyoruz. Ebu Bekir-i Sıddık radıyallahu anh'a sohbet et bizi rahatlat ya Ebu Bekir derdi. Başka bir sıkıntı çeşidi vardı, namaz kılardı, onunla giderdi. Ama o namazla giderdi, sohbette gitmezdi. Başka bir sıkıntı çeşidi var ki yedi, Kur'an okurdu. Bak yedi tane, dimağda yedi mertebe var. Şimdi içeriye attı. Eğer namazın niyazın yoksa, dinle alakan yoksa, bu dersleri dinlememişsen, kafana gelen o fikri başkasının fikridir, nasıl dersin? Sen bilgisayarına, telefonuna, WhatsApp'tan geldi Mustafa. Şu anda haberi olan bir tanesi WhatsApp'ını açtı. Lan bu videoya bak lan. Vay terbiyesiz bilmem ne, bu ne biçim videolar şey. Lan başkası attı işte yanlışlıkla. Başkasının atacağın yerde senin telefonuna attı. Senin telefonundardır diye sen onun sahibi misin? Senin internete her türlü şeye girebilirsin. Değil. Ha, ama kim fark etmez? Şeytana tabi olan, şeytaniyeti yaşayan,
dinle Kur'an'la alakası olmayan, bunu söylediğim zaman ya benim hatırıma gelen düşünce benimle niçin alakası olmasın? Senin alakası yok. Bak ne diyor? İblisin en mühim bir desisesi kendisini iblis, şeytan, kendine tabi olanları inkar ettirmektir. Yani bu benim demek. İşte tuzak burada. Bu sıkıntının kaynağı benim. Ve bunu bilmeye şöyle der. Ulan ne alçak bir insanım. Ne şahsesiz insanım. En mahremime böyle duygular nasıl çıkıyor? Böyle garip garip düşünceler ve sesler niye geliyor? Ben ne kadar pisim. Ben kalbim ne kadar bozuk diyoruz. Hiç alakası yok seninle. Seninle alakası olmadığına delil diyor Bediüzzaman Hazretleri. Ondan rahatsız olmağındır. Senin olsaydı ondan rahatsız olmazdı. Emanet para seni rahatsız eder. Kendi paran seni sındırır. Gibi. Şu zamanda hususan maddiyatların felsefeleriyle zihni bulananlar, yani ille beden hayatını esas alanlar, bedenle mutlu olacağını zannedenler, bu bedeni meselede tereddüt gösterdikleri için şeytanın bu desisesine karşı bir iki söz söyleyeceğim şöyle ki, çok ilginç bir şey. Diyor ki, insanlarda şeytan vazifesini gören cesette erva habise bulunduğu benzerce, insanlarda şeytan vazifesini gören cesette erva habise bir müşahede bulunduğu gibi cinniden cesetsiz erva habise dahi bulunduğu o katiyettedir. Eğer onlar maddi ceset giyselerdi bu şerif insanların aynı olacaktılar. Eğer bu insan suretindeki insi şeytanlar cesetlerini çıkarabilseydiler, o cinli iblisler olacaktı. Şimdi ne dedi? İnsan bedenle insan değil. O zaman 60 kilo insan kötü insan, 90 kilo insan iyi insan. Kilo ile değil ya. İnsanı insan yapan değer ruhudur. Ruhu da ruh yapan içine konulan ruhu terbiye olmuşsa, ahlakı varsa, Peygamberimiz Aleyhisselam öyle demiş, ben güzel ahlakı tamamlamaya geldim diyor. Peygamberlerin en büyük vazifesi de insanları insanlık makamına çıkarmaktır. Toplumda gündelik hayatta demiyor muyuz? Senin insanlığın batsın, insanlığın yok muydu? Hiç o sağlığından, insanlığından utanmadın mı hey sen? Diyoruz ya. Ha demek ki her bedeni olan, her yaşayan adam insan değil. İnsan suretinde şeytanlar var. Şimdi sokakta gördüğümüz insan suretinde o kadar şeytanlar var ki, diyor ki eğer diyor bu insanlar nedir o? Sabah akşam ifsatı düşünüyor. Sabah akşam zulmü düşünüyor. Sabah akşam hep kötülüğü düşünüyor. Onlar insi şeytan deniliyor. İns. Cinli şeytanlar var. Eğer o gözükmeyen cinli şeytanlar insan elbisesi giyseydi ki şu bedeni, aynı bu insanlar olacaktı. Eğer bu insanlar elbiselerini çıkarsalardı aynı cinler ve şeytanlardan olacaktı diyor. Yani eskide Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz bahsediyor. Beni İsrail kavimlerinde isyan edenler vardı çok. Musa Aleyhisselam o zaman da olmuş. O isyan edenleri Allah ruhları nasılsa suretini de öyle çevirmiş. Siretini, suretini yapmış. Ruhları nasılsa cesedini de öyle yapmış. Kimisini domuz yapmış. Kur'an'da var mı? Kimisini tilki yapmış diyor. Yılan yapmış, maymun yapmış. Sonra bunu bilen Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Miraç'ta Rabbine bunu söylüyor Ahmet Sami. Diyor ki ya Rabbi ümmetimin siretini yani ruhunun suretini çevirme. Bunu istiyor. Fakat bunu Allah kabul ediyor ama ruhunu öyle yapma hatırına getirmiyor Allah. Ruhları aynı cinli şeytan. Bu erva habise yani habis ruh. Peki nasıl anlaşılıyor bu? Şimdi oturduğunuz mekan
oturup kalktığımız insan hepsi şuurlu veya şuursuz size dalga yayıyor. İnsandan koku çıkıyor ya, koku senin elinde mi? Değil. Ha, onların da ruhu dalga yayıyor. Buna ruhların timsali sureti deniliyor. Yani bizim gözümüz görmüyor, hayvanlar görüyor sen korkup korkmadığını. Yaymış olduğun dalgalarla köpek, sen korkuyor musun korkmuyor musun? Sahibini kokuyla tanıyor. Kokuyla tanıyor. Şimdi ruhlar dışarıya verdiği dalgaya timsali sureti namı altında erbaa habise yayıyorlar. Erbaa habise. Eğer sen de onunla oturup kalkarsan sana da sıçrıyor onun yaymış olduğu dalga, yani televizyon radyo dalgası gibi. Dersen ki bana bir şey olmaz, ben sağlamım. Yok, öyle bir şey olsaydı alimler iyilerle oturup kalkın derdi. Peki sen sigara içmiyorsun. Sigara içenin yanında oturup kalksa ne olur? Sana da sigara kokusu siner. Siner ya. Onun fikri sana sinmeyebilir ama yaymış olduğu ruhtaki habis seni sıkıyor. Hani bazen demiyor muyuz? Vallahi bunun gözleri beni en gereklilerin gibi sokuyor. Bu beni sıkıyor. Veya bu beni rahatsız ediyor. Veya bazen bazı insanları gördüğünüz zaman İbrahim abi 6 ay işin ters gidiyor. Yusuf görse. Öyle bir tuhaf meyvenetsiz suratı var. Ama öyle bir değişik de insanlar var ki Allah Resulü diyor ki göründüğü zaman sizi rahatlatan, konuştuğu zaman sizi ferahlatandır. Sîmâhum fî vücûhihim min etheri sucûd. Esnetikum elbânikum. Ayetlerde simaya nazarı çeviriyor. Simaya. Simalarından anlarsınız diyor. Ama biz de onun gibi olursak anlamayız tabii. Hemen toplumda belli olur. Hadi simadan anlayamadın, kokusundan anlayamadın, kelamından kendisini gösteriyor. Hani davranışı gizlese bile, çünkü kelam konuşması ruhtan haber veriyor. Kelam ruhun dışarıdaki nüfus cüzdanıdır. Yani batını, dahili dışarıya taşıyor. Kısaca, affedersiniz özür dilerim. Büyük abdest ve küçük abdest doktor istiyor ya tahlil yapacağım diye. Niye istiyor? İçindekini seyredeceğim diyor. Bir daha dağıtmayın zihninizi. Doktor büyük ve küçük abdest istiyor. Niye? İçini seyredeceğim ben onunla diyor. Ya doktor ben ne yapacaksın sen onu? Benim teşhis edemedim, tespit edemedim. İçini seyredeceğim. Hastalığı nedir bakalım. Affedersin, atılan büyük ve küçük abdest senin içerini dışarıya taşıyorsa senin konuştuğunu ruhunu dışarıya taşımaz mı? Ya o zaman her gördüğümüzü insan suretinde bulunuyor ama insi şeytandır. Bunları bizdeki yüklemesi ne diyor? Erva habise. Habis ruhlar insana sirayet ediyor. Bir de okuyorum burayı. İnsanda şeytan vazifesini gören. Şeytan ne iş yapıyor? Adam da aynı iş yapıyor. Şeytanlık yapıyor. Şeytan vazifesini gören cesetli erva habise. Bir müşahede bulunduğu gibi. Ceset adam. Erva habise. İçinde insan. Hani Mevlana der ya. Elbise gördüm içinde insan yok. Öyle insan gördüm ki elbisesi yok. Yani öyle bir elbise beden var ama İnsan değil. Bunlara erva habise bulunduğu gibi cinniden de cesetsiz erva habise dahi bulunduğu o katliyettedir. Yani insanlarda şeytan gibi insanlar olduğu gibi cinlerden de aynı böyle. Ama cinlerin Müslümanı da var. Onlar da elbisesiz böyle melek gibi insan gibi mahluklar onların da var. Eğer onlar maddi ceset giyselerdi o iblis, erva habiseler,
bizim gibi elbise giyselerdi, bu şerif insanların aynı olacaktılar. O zaman diyorsun ki, ya bu niye böyle dedi ya, bunu niye yaptı ya? Adam işini yapıyor. Ondan zevk alıyor. Ya tarikattan mı zevk alıyor? Evet, dini hücum etmekten, dindara hücum etmekten zevk alıyor. Nasıl zevk alıyor? Yılan su içer, zehir akıtır, aynı suyu arı içer, bal akıtıyor. Suyun suçu yok. Suyu yılan içerse zehire dönüştürüyor. Arı su içerse bal akıttırıyor. Peki bunu dönüştüren kim? Sistem. Sistem. İşte böyle insan suretindeki isi şeytanlar için Allah Resulü diyor ki, bunlar kimlerdir? Alenen dine hücum edenler diyor. Alenen oruç yerler. Bunlara fasık-ı mütecair, dinin emirlerini açık ilan ederler, iyi bir şeymiş gibi de teşhir ederler. Bunlara Allah Resulü diyor ki aleyhissalatü vesselam, şefaatim olmayacaktır diyor. Peki bunlara ne diyor? Diyor ki Peygamberimiz bize, bunların cenazesine gitmeyin. Bunların hastalarını ziyaret etmeyin. Bunlardan uzak durun diyor. Allah Resulü diyor, dini alenen düşmanlık yapan, alenen din düşmanlığını, buna fasık mütecair deniliyor. Bunların cenazesine gitmeyin diyor. Teşvik olur. Bunların diyor düğünlerine bir beşeri münasebetleri yapmayın diyor. Ve İslam, hukuk İslamiyede de geçiyor bu. Alenen dine hücum edenler. Mesela bir düşün. Bakanlarda oturuyoruz. Orucu alenen yiyor mesela. Buna fasık-ı mütecair deniliyor. Yani açık dine muhalefet etmekten rahatsız olmuyor. Vicdan rahatsız olmuyor. Peki ne yapacaksın? Cenazesine, düğününe gitmeyeceksin. Hastasına ziyaret etmeyeceksin. Resulullah emrediyor. Beşeriyetini karıştırmayacaksın. Sen de ona benzersin diyor. Bana bir şey olmaz deme. وَلَا تَرْكَنُوا اِلَى الَّذِينَ زَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارِ Yanaşmayın diyor onlara. Cehennem size de dokunur diyor. Çünkü Allah'a düşman addetmiş. Allah'a kıskananlar var. Allah'ı. Allah'a düşman addetmiş. Nerede çıktı diyor bu emir diyor ya. Alenen tesettürün aleyhinde. Alenen yiyor. Kafire denilmiyor fasık-ı mütecair. Mesela Almanya, ben bulunuyorum Avrupa'da, Almanya kafire denmiyor. Müslüman unvanı altında olup, İslam derdesinde, Müslüman namı altında olup yapıyorsa buna fasık-ı mütecair deniliyor. Bunlar insan suretinde cinni şeytanlar, bunların ruhları ervah habisidir diyor. İnsi şeytanlar cesetten çıkarabilselerdiler, o cinli iblisler olacaktılar. Hatta bu şiddetli münasebete binaedir ki bir mezhebi batıl. Ustad mesela her batıl mezhebin her mevzusu batıl değil diyor. Şia var İran. Mesela her mevzusu batıl değil. İran var, Suudi Arabistan var. Vehhabi. Her şey batıl değil. Mesela bir batıl mezhep var. 72 tane fırka var ya, bir tanesi Ehl-i Sünnet vel Cemaat'tır. Bir tanesi. 71 tanesi bitmiş. Onlardan bir tanesi diyor ki, ve yanlış değil bu diyor. Her şey batıl değil. Diyor ki, hatta bakayım neredeydi? Bir mezhebi batıl hükmetmiş ki, batıl bir mezhep. İnsan suretindeki gayet şerif erbaa habise öldükten sonra şeytan olur. Ne diyor biliyor musun? Bu diyor dine alenen düşmanlık yapanlar öldüğü zaman diyor ruhları hortlar, şeytan olur diyor. Şeytan olur diyor. Buna ait bir ilginç bir hadisi şerif var. Peygamberimiz Aleyhisselam diyor ki bu Lut gülü var. Lütfü'nün yanında geçerken sahabelerle beraber o dağa gelmeden oraya konaklamışlar.
abdest, maddest, su, develerini sulayacaklarmış. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz hemen heyecanla gidin diyor, hemen terk edin burayı diye heyecanla ordunları göndermiş kendisiyle beraber. Sonra diyor ki burada Lüt kardeşim vardı diyor, Lüt aleyhisselam. Onun kavmi böyle böyle lanetli iş yapardı diyor. Gençler olduğu için bilsinler. Helal yolla değil, haram yolla yanaşıp erkek erkeğe beraber olurlardı. Lüt kavminin adeti bu. Lanetlendiği için Allah yerin dibine sokmuş. Kur'an-ı Kerim'de de küre-i arzın en derin kuyusu diyor. E hakikaten coğrafyacılarca belli ki en derin kuyu da orası. 435 metre. Bak, korkunç bir yer. Ve orada niye çabuk geçmesini söylüyor? Orada sirayet var, sirayet. Manyetik alan var. Mesela madenlerde her bir madenin çekim yasası var. Dalga yayar her maden. Onun için hassas cihazlar her yerde çalışmaz. İşte insanların en kuvvetli çekicisi insandır. Biliyorsunuz ki bazı eski radyolar çalmadığı zaman insan elini sürerdi antene. Daha iyi çekerdi. İnsan elini sürseydi. İnsan kadar iyi çeken yok. Ha, böyle bir antenlik vazifesi var. Ha, şimdi orada bir kavim helak olduğu için ruhları orada temessül ediyor. Nerede yok olmuşsa. Size ona ait bir şey söyleyeyim. Hasan, mezarlıklardan geçiyoruz. Mezarlıklarımıza. Her mezarlıklarda aynı şeyi hissetmiyorsunuz. Hassas olan ruhlar daha fazla hisseder. Burada biraz da kalayım. Burada biraz okuyayım. Bazı mezar ve mezarlıklardan ve bazı fertlerden çabuk geçmek istiyorsun. Biraz ilerleyen, hep ilerleyen kişilere keşfel kubur deniliyor. Kabri keşfeden evliya. Bakarmış böyle. Mesela Bedirzade Hazretleri böyle mezarlıktan bir yerden geçerken bakmış biliyor. Eski Said döneminde Molla Resul diye bir talebesi varmış. Ya Seyda, niye o mezara bakarak güldün demiş. Saliha bir kadın namazı kılmış abdestliyken tesbih çekerken tesbihi kopuyor. Tesbihi şunu geçireyim bağlayayım derken dizerken vefat ediyor. Diyor ki kıyamete kadar hala tesbihi geçirecek ama zaman geçtiğini anlamayacak. Şu anda tesbih geçiriyor diyor. Haberi yok diyor. Kıyamet kopunca tesbihi de geçiremedim ne çabuk da kıyamet koptu diyecekmiş. Onun için gülüyormuş. Haberi yok. Bazı insanlar depremi de hissetmez. Şehitler ölümü hissetmez. Ona dönüp dömeyiniz diyor. E ben hocayım. Allah bana diyor ki onun cenazesini kıldır. Yıkanmaz ama. Cenazesini kıldır diyor hocasın. Ya Rabbi ölmemişse ölmeyenin cenazesi kılınır mı? Ha, sana bakan yönüyle kıl ama ona bakan yönüyle ölmemiş. Şehitler ölmez. Ölmemiş çünkü. Tatmamış o acıyı. O tatmamış onu. Çok ilginç bir mevzu. İnsan da insan diyorsun. Toplumda demiyor musun lan? Yazıklar olsun lan senin insanlığına. İnsanlık mı yok ki? O şehitler ölsün hiç tatmayacak ama. Hiç tatmayacak. Ancak Haşir meydanında küllü şeyin halikun ila veçe sırınca ayette herkesin her şey bitti mi Haşir meydanında? Hesap hesap bitti. O zaman Allah var iken hiçbir şey yoktu. Sonradan yaratıldı hepsi ya. Cebrail, Mikail, İsrafil, Azrail, Cennet, Cehennem, Arş, Gürs. Gene Allah her şeyi bitirdikten sonra, hesap bittikten sonra küllü şeyin halikun ila veçe sırınca Allah'ın dışında herkes ölecek. Cebrail de dahil. Orada ölecek, aynı vahitte dirilecek tekrar. Astığı kene dönsün diye. Ben de duada ne diyorum biliyor musun Halit? Diyorum ki, ey Azrail aleyhisselam, ruhumuzu alıyorsun ya, sen de Haşir meydanda öleceksin. Çünkü herkes orada bir ölümü tadacak. Komple. Ama kısa bir dönem. Gidecek dönecek. 15. mektupta anlatıyor. 15 ve 18. Ben de duada diyorum ki uyanıklık yapıyorum Ahmet sen. Ey Azrail aleyhisselam sen de öleceksin. Nasıl ölmek istiyorsan beni de öyle öldür.
Anladın mı? İnsan suretindeki gayet çivil elba kafisi öldükten sonra şeytan olur. Malumdur ki ala bir şey bozulsa etme bir şeyin bozulmasından daha ziyade bozuk olur. Mesela iyi bir şey bozulursa kötü bir şeyin bozulmasına benzemez. Allah rahmet etsin hepimizin geçmişine. Rüştü abim vardı. Allah mekanı cennet etsin. Şuna ait bir cümlesi vardı. Derdi ki en büyük yanlış doğruya en yakın olan yanlıştır derdi. En büyük yanlış doğruya en yakın olan yanlış. Karıştırılıyor. Şimdi diyor ki bununla alakalı. Bir şey kıymetliyse bozulmasında o kadar şey olur. Ne kadar basit şey bozulması o kadar basit olur. Örneğin diyor. Süt ve yoğurt bozulsa yenilenebilir. Değil mi? Süt bozulursa gene ısıtıyoruz, süzüyoruz torbayla. Yeniliyor. Yağ bozulsa yenilmez. Bazen zehir olur. En öz nedir? Yağ. Yağ da. Yağ bozuldu mu? Daha yenilmez. Yoğurt bozulsa yenir. Süt bozulsa yenir. Yapılıyor mıydı? Torbayla geçen ben yaptım, süzdüm. Kahvaltılık oldu. Öyle de mahlukatın en mükerremi, yani Allah'ın dışında yaratılanların en mükerremi, en kerimi kim? Belki de en alası olan insan. Eğer bozulsa bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Mesela domuzdan daha beter kokar insanın leşi. Daha acayiptir. Çünkü mahlukatın en alası, en özü insandır. İnsan bak şeyin öküzün eti yeniyor. Derisi de kemer oluyor, palto oluyor. İnsana hiçbir şey sormuyor. Hatta fıkıhta var, insan pisliği bitkilere konulmaz. Tenzihe mekruhtur. Ve asit özelliği olduğu için bitkilere zarardır. İnsan pisliği gübre olmaz. Çok tuhaf. Demek ki mahlukatın en mükerremi, belki en alası olan insan eğer bozulsa bozuk hayvandan daha ziyade bozuk olur. Mutafil maddelerin kokusuyla telezzüz eden haşerat gibi. Mesela buraya çiçeği koy, camı aç, arı geliyor. Koy Arun abim, buraya bir tane pislik koysak arı konar mı? Arı konmaz. Ne konar? Sinek konar. Bak, pisliğe sinek geliyor, güzele arı geliyor. Şimdi bazı insanlar da şerden, zulümden, gıybetten, haramdan, düşmanlıktan besleniyor. Haramdan besleniyor. Nasıl bir ruh ya? Kul hakkından besleniyor. Bundan nasıl memnun oluyorsun? Diyor ki bunun ruhu o pislikten hoşlanan ruha benzemiş. Çünkü oraya gidiyor. Tutuyorsun da yine oraya gidiyor. Benim şeyim gibi, cahiliyorum gibi. Kedim vardı benim, dayı. Ben yemek yiyorum tepecikte. Et var, eti ona veriyorum. Tabağı var, tamam mı Halit abi? Koyuyorum. Ya acayip bir şey. Alıyor o eti, dışarıya koyuyor, dışarıdan yiyor. Ulan poposunu bir daha vuruyorum lan. Ben bu tabağı koydum, buradan yedi. O lisan haliyle bana diyor ki, lan hayvan sensin. İşim benim bu. Ben nezafet memuruyum. Doğayı temizlemeyle memurum. Sen niye bana tabakla veriyorsun? Tabak sana ait. Ben yerde yiyeceğim diyor. Lan benim gibi niye oluyorsun? Benim seviyeme niye iniyorsun diyor. Onun için herkeste kavga edilmez. Herkeste dost olunmaz. Unutmayın. Kaliteli insanın kaliteli düşmanı olur. Kaliteli insanın kaliteli dostu olur. Herkeste dalaşmak, herkeste kavga etmek, herkeste oturup kalkmak herkesin işidir. Muhatap olmayacaksın. Çünkü sana yakışmıyor. Herkese mukabele etmeyeceksin. Sana yakışmıyor. Mutafi maddeler, yani kokuşmuş maddelerin kokusuyla telezzüz eden, yani bozuk maddelerin kokusuyla hoşlanan haşerat-ı mızra gibi hep münakaşa, hep tenkit, hep eleştiri, hep kusur arama, hep olumsuz, hep ama hep ne öyle oturdu, ne öyle yedi, ne öyle yaptı. Lan hiç mi iyiliği yok ya? Şeytan mı bu ki her şey şer? Hiç mi iyiliği yok ya?
Hemen acayip bir şey. Ortada sevemiyoruz. Seveceğimiz insan ya tepede, nefret edeceğimiz adam ya dipte, kuyunun dibinde. Lan ortası yok mu bunun? Yok. Yani muvazene edeceğiz. İyilikleri bir tarafa, hangi adam iyidir? Sana göre iyiliklerini bu tarafa koy, kötülüklerini bu tarafa koy. Hangisi galipse, iyilik galipse bu adam iyidir. Kötülükleriyle meşgul olma. Araba motoru sesi kabul et. Onun davranışına sesini kale alma, muhatap olma. Kavgaya şey yapma. Öyle ortamlara düşeceksin ki para ver, belada musibetten sen çık. Para ver de tamam tamam sen olsun de muhatap olma. Çekmesin senin gırdabı. Mutafin maddelerin kokusuyla tenezzüz eden haşerat gibi ve ısırmaktan, zehirlendirmekten lezzet alan yılanlar gibi. Bak haşerat pislikten lezzet alıyor. Yılan neden lezzet alıyor? Isırmaktan, zehir akıtmaktan lezzet alıyor. Arı da bal akıtmaktan lezzet alıyor. Dalalet bataklığındaki şerler ve habis ahlaklar ile telezzüz ve iftihar eder. Öyle batıl, şer, ne de dilsiz varsa, imansız varsa, Allah Kur'an düşmanı varsa onu dost edilmiş. Onun resmini evine asar, onu nakeder, onunla beraber olur. Bak ne diyor? Haşerat gibi ısırmaktan, zehirlendirmekten telezzüz alan yılanlar gibi dalalık bataklığındaki şerler ve habis ahlaklar ile telezzüz ve iftihar eder. Yani o alçaklığı iftihar eder. Ha? Ve zulmün zulümatındaki zamanlarından, cinayetlerinden telezzüz alır. Mesela bir tanesini söyleyeyim. Fransa'dayım. Aktarmalıyım. Almanya'ya geçeceğim. Türk olduğunu bilmiyor tabii. Beyazım ya. Biliyorsunuz havalimanında koltuklar şöyle. Bu tarafta oturuyor, bu tarafta sırt sırta da böyle. Adam böyle bakıyor, ben de böyle bakıyorum. Nerede miydi ki burada Türk oturuyor? İki kişi konuşuyor Türkçe. Ya diyor, ilk önce diyor, affedersin bilmem ne derler bize dedi. Alem edildi. Beni ilaçtıktan sonra aynı insanlar bizi beyefendi derler diyor. Devam edelim diyor. Ay, hiç unutmuyorum. O kadar ağrıma gitti ki dayanamadım. Tabii de Halit abinin bana yakın olduğu için Halit abi de dayanamazdı hemen. Dedim ki yazıklar olsun size. Dedim çıkıp gittim. Demek ki dalalet bataklığındaki şerler ve habis ahlaklar ile tenezzüz ve iftihar eder ve zulmün zulümatındaki zararlarından ve cinayetlerinden lezzet alırlar. Onun için deme ya bu adam bu şeyi, bu kötülüğü, bunu yapmaktan lezzet mi alıyor ya? Alıyor kardeş. Alıyor. Rahatsız etmekten, komşusunu rahatsız etmekten, zulmetmekten, haram yapmaktan, aileden, dinin hükümlerini çiğnemekten adam lezzet alıyor. Cinayetlerden lezzet alırlar, adeta şeytanın mahiyetine girerler. Çünkü insan suretinde şeytan. Evet, cinli şeytanın vücuduna katı bir delili, insi şeytanın vücududur. Yani gözükmeyen şeytan var mı var? Delili şu gözüken şeytan. Şu adam şeytan. Haza şeytan. Hayır yok yani. Şeytan. Acayip bir şey. Hatta İslam aleminde, Arap dünyasında, alimlerde Amerika'ya büyük şeytan derler. Şeytan diyorlar ha şeytan. Çünkü vampir gibi kan emmekten, zulmetmekten, sömürmekten lezzet alan bir zihniyet. Yahudi ya. Yahudi zihniyeti. Ha diyor ki o gözükmeyen cinli şeytanların vücudu var mı? Var. Delili şu gözüken insan suretindeki şeytanlar var ya onun delilidir. Bunu da kesiyorum. Vâhir davâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemin. El-Fatiha.